Belediye seçimleri öncesi söz verdiğimiz şeffaflık, şeffaf belediyecilik anlayışı çerçevesinde sizleri bilgilendirmek üzere periyodik basın açıklamaları yapacağımızı ifade etmiştik. Bugün de ben de belediye meclis üyesi arkadaşlarımızla birlikte sizlerin karşısındayız. Orada da projemizi hazırlıyoruz, çalışmaları en kısa zamanda başlıyoruz. Resmi araçlarımıza takip sistemlerimizi taktık. Yine engelli ve yaya geçitleri belirleyen çizgi yol çalışmalarını gerçekleştirdik. Engelli hemşehrilerimize yönelik danışma masasını kurduk aşağıdaki birimimizde. İstiyorum. Sevgili hemşehrilerim, bildiğiniz üzere belediyemizin mali borç durumunu açıklamıştık. Kişi başı borç miktarı bakımından belediyemiz belki de Türkiye'deki belediyeler içerisinde en fazla borç miktarına sahip olan belediye. Bu nedenle tasarruf tedbirlerimizi ivedi olarak hayata geçirdik. Nakit planlamalarını yaparak ödeme takvimleri oluşturduk. Daha sonra kara delikleri kapatmak üzere kolları sıvadık. Yapılan harcamaları mercek altına aldık. Nakit çıkışına neden olabilecek belediye aleyhine açılan dava dosyalarını inceledik. Bunlarla ilgili sulh yollarını ortaya koyduk. Ayrıca seçimlerde söz verdiğimiz yatırımları yapabilmek için projelerimizi planladık. Bunları ortaya koyabilmek için de var gücümüzle planlamaları yapıyoruz. Bugün şimdiye kadar elde ettiğimiz bazı bulguları sizlerle paylaşmak istiyorum. Kamuoyunun da beklentisi uzun zamandır bu yöndeydi. Öncelikle bizden önce yapılan harcamaların yerinde olup olmadığını kontrol ettik. Bu kapsamda bazı harcamalarda sorunlar tespit ettik ve araştırmalar yaptık. Birçok şirket faturalarında o kadar çok soru işaretleri var ki bunların tespit çalışmaları çok zaman aldı. Tekrar söylüyorum, çalışmalarımız sürüyor, her şey izah edilebilir ve anlaşılabilir olana kadar da çalışmalarımız devam edecektir. Yapacağımız bu tespitler sadece bir başlangıç. Ama mil toprağı satımı, park için kauçuk temini, korkuluk için terforje yapımı ve 500 takım oturma bankı için ayak takım yapımı gibi ardı ardına belediye fatura kesmiş. Tekrar etmekte fayda görüyorum. Belediyenin traktör ve kepçesi bulunduğu halde bu firmadan da, C firmasından da traktör ve kepçe kiralandığını görmüş oluyoruz. Yine tablo 4'te de C firmasından da kepçe çalıştırılması, kepçe ve traktör çalıştırılması şeklinde tablo